Sporumuzu yaptık. Aracımızın geleceği en son noktaya kadar geldik. Şimdi artık kutuyu bulacağımız Pınartepe'ye doğru hareket edeceğiz. Evet, şimdi macera başlıyor. Biraz uzadı. Aslında biz bu yaylaya gelip yürüyüşümüzü buradan başlatacaktık. Kara saplanınca dolayısıyla bu aradaki mesafeyi 2 kilometre kadar bir mesafeyi yürümek zorunda kaldık. Mesafe o kadar uzun değil ama gördüğünüz yol şart. 1 metre yakın kar var. Bundan evet yani ben hiç biraz daha açılıyor. Bir müddet 1,5 kilometre kadar herhalde düzgün bir yolda gideceğiz. Daha sonra bir 500 metrelik tahmini tırmanışla yapılan bir hedefe varacağız. Temeli trekkinge dayanan bir spor. Biraz da eğlence. Bu daha önce askeri amaçlarla kullanılan bir aletti. 2000 yılında daha sonra halkın hizmetine açıldı. Mühendislik alanlarında da kullanılmaya başlandı. Ve bu kutu bulma yani hazine olayı ve geocaching dediğimiz spor dalı da 2000 yılında hemen ortaya çıkan bir spor dalı. Dünyada 222 ülkede 350 bini aşkın gömülü kutu bulunuyor ve insanlar bunları bulmak için böyle bir yandan spor yapıyorlar, bir yandan eğlenerek yollarına başkan, devam ediyorlar. Başkan, bizimki 2856. mı? Adok olarak soruyorsanız, Anadolu Doğa Grubu olarak gömülü 6 tane kutumuz var. Yoksa normal düzelmiş yolda mı gideceğiz? Abi, kışın buldozeriz, yazın balığız. Dönerim bilirsin aşık, aşıklar kaçamaz. Bahadır kardeşim, Adok'un olmazsa olmazlarından. Yaşamımdaki en anlamlı günlerden en başta geleni oldu bugün. Kar yürüyüşündeyiz, daha evvel su yürüyüşündeydik. Bugün nasıl değerlendiriyorsun? Her zamanki gibi Adok'un olağanüstü doğa zenginliklerini bize yaşattığı günlerden birini yaşıyoruz. Derelerin içinde, suların içinde, kimi zaman denizin altında, kimi zaman karların içerisinde. Yol bitinceyle birlikte. Yol bitinceyle her zaman beraber ve doğanın bu güzelliklerini. Gelirsen bak aşk budur, dönsen köşeden şöyle şarkı söyle. Bu güzel günü bize yaşatan Adok'a ve bizi her zaman beraber yanımızdan ayrılmayan yol bitinceye teşekkür ediyorum. Esat abim tam 64 yaşında ve kar yürüyüşün tam ortasında. Evet Esat abi, duygularını alalım. Valla doğayı gezmek her zaman iyi bir duygudur. Bir laf vardır, dağcılar emekli olmaz. Evet, yeniden karşılaştık. Karşılaştık, bende soluk kalmadı ama sendeki durum ne? Ben de iyi, ben iyiyim. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Sevgili yol bitince dostları, alet yardımıyla kutunun saklandığı yere geldik. Şimdi bayanlar ve baylar olarak ikiye ayrılacaklar ve 1 metre, 1,5 metre çap içinde bu arayışlarını sürdürecekler ve kutuyu bulacaklar. İşte içinden ne çıkacak onu biraz sonra göreceğiz.
çabuk. Evet, yol bitince dostlara kutumuzu bulduk. Ve bir bayan arkadaşımız kutuyu buldu. Ballı ballı. Kağıt alalım. Evet, kağıtta şu yazıyor sevgili izleyiciler. Mevlana tesislerindeki sorunun cevabını ver. Şimdi bunun anlamı şu. Biz daha sonra ilerleyen saatlerde yürüyüşümüzün sonunda Mevlana tesislerine gideceğiz. Ve Mevlana tesisine geldiğimiz zaman orada bir şahıs bize bu soruyu verecek. Kutuyla birlikte. O kutuyu da açacağız. Ve o soru kutunun içinden çıkacak. Ve işte o zaman tüm gruba bu soruyu soracağız. Sorunun cevabını aldıktan sonra eğer doğru cevap veren bu kutudaki hediyeyi kazanmış olacak.